Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 7 Konumuz işaret isimleri. İşaret isimleri veya ismi işaret her iki şekilde de adlandırabilmekteyiz. Kişi, kavram ya da nesnelere işaret etmek üzere kullanılan isimlerdir. Türkçede de vardır. Bu futbol topu, şu ev, bu şu diye tercüme edebileceğimiz kelimeler, kavramlar. Bu isimler yakın, orta, uzaklık ve uzak için kullanılmak üzere üçe ayrılıyor. Kimisi yakın için, kimisi orta uzaklık için, kimisi daha da uzak için kullanılır. Ancak biz bunlardan en çok kullanılan yakın ve uzağı gösteren ismi işaretleri ele alacağız. İşaret isimleri, işaret olunan varlığın cinsiyetine ve niceliğine göre farklılık arz eder ki olayın püf noktası da budur. İşaret isimleri neye işaret ediyor? İşte örnek veriyorum. Bu okul. Okul kelimesi müennes mi değil mi? Müennes ise bu diye kullandığımız kelime de müennes olmalı. Şu top. Şu bilgisayar. Şu ne? Her ne ise işte o müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? İsmi işaret de ona göre değişir, şekil alır. Müfret demiş, aşağıya doğru müfretler var. Yani haza ve hazihi, bu ikisi müfrettir. Mana bu diye verebiliriz veya şu diye mana verebiliriz. Müsenna yani ikil, hazani, hazeyni. Hazani raf halidir. Hazeyni nasb ve cer halidir. Hatani yine müsennadır yani ikildir. Hatani raf halidir. Hateyn hem nasb hem de cer halidir. Yani bu ne tesniye? Elif ile yazılırsa merfu, ya ile yazılırsa mensup ve mecrur olur. Cemi yani çoğulu haulai haulai. Buna göre haulai ortak kalıptır. Yani hem müennes hem müzekker için kullanılır. Cemidir. Hem müennes hem de müzekker için haulai gelir. Üst satırda yani haza, hazani, hazeyni, haulai bunlar müzekker. Eril varlık için kullanılıyor. Alt tarafı yani hazihi, hatani, hateyni, haulai bunlar da müennes için kullanılıyor. Haza da hazihi de her ikisi de bu demektir. Hazani, hazeyni ve hatani, hateyni. Bu dördü bu ikisi demektir. Haulâi, haulâi. Zaten müzekker içinde, müennes içinde aynısı yazılmakta. Bunlar, şunlar manasına geliyor. Demek ki ismi işaret hem bu hem de şu diye mana verebiliriz. Fark etmez, istediğimizi verebiliriz. Yeri gelir Türkçe'ye uygunluk olsun diye o diye mana da verilmekte. O aslında zamirin manasıdır ama Türkçe'ye uyumluluk söz konusu olunca o şekilde de mana verilebiliyor. Yukarıdaki tabloda görmekte olduğumuz isim işaretler yakınımızda bulunan nesne veya kavramlara işaret eder. Demek ki yakın için kullanılıyor. Uzakta bulunan nesne veya kavramlara işaret etmek için ayrı bir ismi işaret tablosu varsa da günümüz Arapçasında artık tamamı kullanılmayan bu isim işaretlerin hepsi gösterilmeyecek, sadece yaygın olanları gösterilecek. Yakın için kullanılan ismi işaretler: Haza, hazani, haulai, hazi, hatani, haulai. Bunları bu şekilde ezbere bilmeniz gerekir. Yani hangisi müfret, hangisi tesniye, hangisi cemi, hangisi raf, hangisi nasb cer hali, bu halleri de bilin. Sadece tesniyede var. Raf hali, nasb ve cer hali. Müfret standart her zaman haza diye yazılır. Cemi de standart her zaman haulai diye yazılır. Müennese gelince yine standart hazihi diye daima yazılır. Cemi yine havra her zaman yazılır. Yani müzekkerde de müenneste de cemisinden bahsediyorum. Haulâ yazılır. Peki ben haulâ gördüğümde müzekker mi cemi mi, yani müzekkerin cemisi mi müennesin cemisi mi, nasıl ayırt edeceğim diye kafanızda sorular oluşabilir. Aşağılarda muhtemelen bununla alakalı örnek gelecektir. Orada göreceksiniz. Bunun cevabını geçmişler yani dil bilginler şöyle der. Siyak sibaka bakılır. Yani cümlenin akışı. Şimdi cümlenin başında müennes kelimelerden bahsediliyor ve çoğulsa
Nokta nokta bırakıldıysa buraya ne getirilir? İstediğin havlayı getir. Fark etmez ki. Sonuçta oraya uyar yani. Yani cümlenin başı müzekkerdi ve çoğuldu, sonra nokta noktaydı. Sen havlayı getir, yine bir şey değişmiyor. Her şekilde havlayı uyum sağlayacaktır. Müzekker, müennes fark etmiyor sonuçta. Uzak için kullanılan işaret isimleri nedir? Zalike yine o, şu manasında. Tilke de aynı şekilde o, şu. Zanike, tanike bunlar tesniyedir. Merfu durumları, raf halinde. Zeynike, teynike bunlar nasb ve cer hali. Birisi müzekker, birisi müennes. Burada yazıyor zaten. Ulaike, ulaike nedir? Yine ortak bir cemidir. Ulaike, müzekkere ve müennese göre değişmez. Onlar, şunlar manasına giriyor. Görüldüğü üzere o ikisi onlar. Aslında o nedir? Zamirdir. Ama ismi işaretin çevirisinde de Türkçe uyum olsun diye yerine göre o, onlar, o ikisi diye de tercüme yapılabilmektedir. Burayı da aynen ezberleyin. Yani zalike, zannike, zeynike, ulaike, tilke, tanike, teynike, ulaike. Hangisi müfret, hangisi tesniye cemi, hangisi müzekker, hangisi müennes? Tesnelerde yine merfu, nasb ve cer durumları var. Bunlar iyi bilmek gerekir. Bunlar çok yaygın şeyler arkadaşlar. Yani isim işaretleri bilmeniz gerekir. Bakara suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Zalike, değil mi? Zalikel kitabu. Zalike. İşte orada zalike geçiyor yani. Sonra ulaike ala huda min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Ulaike orada yine geçiyor. Yani yaygındır bu. Görüyorsunuz bir sayfada 2-3 tane geçti. Bunları bilmeniz önemlidir. Sırf sınıfı geçmek veya ne diyelim, bu sınavı geçmek için de bu olaya bakmayın. Bunlar yani Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen kelimeler. Manalarını bilmeniz Kur'an-ı Kerim'den hiç yoktan. Yüzlerce yerde geçecek bunlar. Yani yüzlerce yerde birkaç kelimenin manasını bilmenize yarayacaktır. İşaret isimlerinin cümlede kullanımı. Ama unutmuyoruz. Burada yani yakın için hangileri kullanılıyor, uzak için hangileri kullanılıyor, hangisi raf hali, hangisi nasb cer hali, müfettesine cemi, müzekker müennes ayrımını yapın yani, bu ezberi yapın. Şu iki tabloyu iyi ezberleyin arkadaşlar. Ondan sonra buraya göz atın. İşaret isimlerinin cümlede kullanılması denilmiş. Bakalım. Gerek isim cümlesinde gerekse fiil cümlelerinde işaret isminin iki çeşit kullanımı vardır. Burada birkaç mana var. Burada ne var? İsim işaretler hem fiil cümlesinde hem isim cümlesinde kullanılabilir. Fiil cümlesinde de iki şekilde kullanılır. İsim cümlesinde de iki şekilde kullanılır. Bunlardan bir, iki şekilde dedik ya. Birinci kullanımı nedir? İşaret isminden sonra harfi tarifli. Harfi tarif ne? Elif lamlı demektir. Harfi tarif, elif lamlı manasına geliyor. Elif lamlı bir ismin kullanılması. Bir kullanım bu. İsim işaret var. Ardından elif lamlı kelime geliyor. İkinci kullanım ne? Bir diğeri de diyor kullanılmamasıdır. Yani ardından, isim işaretinin ardından elif lamlı kelimenin gelmemesidir. Elif lamsız bir kelimenin gelmesidir demek istediler. Eğer işaret isminden sonra harfi tarifli, harfi tarif neydi? Elif lamlı. Bir isim kullanılmıyorsa, bu işaret ismi tek başına cümlenin bir ögesi olur. Eğer kendisinden sonra elif lamlı bir kelime yoksa, bu isim işaret nedir? Kelimenin başlı başına bir ögesi. Eğer elif lamlı kelime gelirse ne olur? Yani tersi olduğu durumda diyor ya. Bu ne demek? İsmi işaretten sonra elif lamlı kelime gelirse. Yani işaret isminden sonra harfi tarifli bir ismin gelmesi söz konusu ise işaret ismi ne olur? Yine cümlenin bir ögesi olur. Bir şey değişmedi yani. Demek ki işaret isminden sonra elif lamlı kelime gelsin ya da gelmesin, ismi işaret nedir? Cümlenin bir ögesidir. Mübteda haber yaptım. Peşinden gelen harfi tarifli isim de irab bakımından işaret ismine uyar. Hangi durumda? Elif lamlıysa zaten harfi tarifli isim demiş. İsmi işaretin ardından işaret ismine ben ismi işaret diyorum. İsmi işaretin ardından elif lamlı kelime gelirse ne olur? İsmi işarete irab bakımından uyar. İrab nedir? Bu bir kavram tabii, bu bir terim, açıklanması gerekir ama
Bir tanım yapmakla da bitmez ki, bu bir ünite konusu. İsimlerde iraba dair videomuz mevcuttu arkadaşlar. Bakmanızda fayda var diyeyim şimdilik kısaca. İrab bakımında niye uyuyor? Çünkü sıfatı olur. Onu burada yazmamış. İşaret isminin tek başına kullanılması. Bakalım. İşaret isminin müptedâ oluşu. Yani müptedâ olabilir. Bir. Bakalım iki diye devamı var mı? İşaret isminin müptedâ dışında başka bir öge oluşu. Buna sanırım hepsini sığdırmıştır artık. Demek ki bir, ismi işaret ne olabilir? Müptedâ olabilir. İki, müptedanın dışında bir şeyler de olabilir. Göreceğiz. Müptedâ oluşu. İsmi işaret cümle başında gelip onu takip eden sözcük de nekre veya özel isim. Veyahut da isim tanımlaması şeklinde gelirse. Üç şekil oldu. A. Burada anlatmış gerçi. A. İsmi işaret isminin haberinin nekre bir isim olması demiş. A. B. Haberinin özel isim olması. C. Haberinin isim tanımlaması olması şeklinde. Çünkü esasen bunu burada belirtiyor. Daha sonra A, B, C diye ayırıyor. İsmi işaret cümle başında geliyor. Yani cümlenin ilk kelimesi ne gibi? Hazarda olduğu gibi ilk kelime olacak. Onu takip eden sözcük nekre olabilir veya özel isim olabilir veya isim tamlaması yani muzaaf, muzaaf ileyh olarak gelebilir. Her halükarda o müpteda ardından gelen de haber olmakta. Şimdi bunlar tek tek anlatıyor nekre oluşu. İşaret isminin haberinin nekre bir isim olması yakın için kullanılan işaret isimlerinden örnek vermiş. Daha sonra uzak için kullanılanlardan örnek vermiş. Fark etmez esasen bu konuyu uzatmaktan başka bir şey değil. İster yakın için kullanılsın, ister uzak için kullanılsın. Kural geçerlidir. Haza bu nedir? Dalibun bir öğrencidir. Yani haza mübteda dalibun haber. Hazan mübteda dıflanı haber. Haulâ mübteda ricalun haber. Şuraya dikkat edin ama. Haza müfrettir, müzekkerdir. Dalibun da müfret, müzekkerdir. Hazani tesniyedir, müzekkerdir. Dıflanı da tesniyedir, müzekkerdir. Haulâ her ne kadar ne müşterek. Mühennesin de müzekkerin de cimrisi bu şekilde geliyordu, unutmayalım. Ama ardından ne gelmiş? Ricalun gelmiş. Demek ki burada haulâ müzekker olarak kullanılmıştır. Haulâ-i cemî müzekker, ricalun de cemîdir ve müzekkerdir. Hani mükesserdir, önemli değil. Mükesser olsun, müzekker olsun. Sonuçta nedir? Yani salim olsun veya mükesser olsun fark etmez. Sonuçta cemîdir, çoğuldur. Bunlar neden müfret tesniye cemî diye anlattım. Yani müptedâ haber arasında uyum vardır. Onu anlatmak için. Hâzihi müfrettir, müennestir. Dâlibetun da aynı şekilde. Hâtâni dıflatâni. Her ikisi de tesniye müennes. Hâulâi nisâun. Her ikisi de cemidir ve müennestir. Uzak için kullanıldığında ise bir şey değişmiyor arkadaşlar. Aynı şey. Yukarıdaki örneklerin hepsinde başta bulunan ismi işaretler isim cümlesinin ilk ögesi olduğundan müpteda, onu izleyen nekre isimler de haberdir. Her biri nekredir. Zaten A dedik. İşaret ismi nekre. Pardon, işaret isminin müpteda haberi nekre bir isim. İşaret isimleri burada hep müptedadır. Ardından gelen kelimeler ne? Mesela ulaike müpteda, müslimune haber. Ulaike müpteda, müslimatun haber. Bu şekilde her biri. Nekre olarak gelmişler burada. Tabi burada anlatılmış. Ne denilmiş? Bakalım bir. İsmi işaretler mebnidir. Bunu da atlamayalım. Mebnidir ne demek? Anlatmış galiba. Yani cümlenin hangi öğesi olurlarsa olsunlar sonları hiç değişmez. Sonları derken neyi kastetti hocam? İrab kastediliyor burada. Son harftir veya sondaki harekedir veya sona yakın diyelim. Mesela ne diyelim? Örnek tilke. Tilke hiçbir zaman için tilku olmaz. Tilki olmaz. Tilke, tilke diye yazılır. Ulaike her zaman ulaike'dir. Yani sondaki harfin harekesinden bahsediyorum. Şu an vurgu orada. Ulaiki, ulaiku olmaz. Zaliku yok böyle bir şey. Haulai, haulae böyle bir şey yok. Ama hatani değişebilir öyle değil mi? Hatani, hateyni. Çünkü tesniyeler, ismi işaretlerin tesniyeleri mebni değildir. Mureptir.
Murep ne demek? Mebninin zıttı, değişken yani. Duruma göre, cümledeki konumuna göre, başındaki etkenlere göre değişir. İşaret isimlerin ikilileri yani tesniyeden bahsediyor. Nedir o? Tesniyenin irabına tabidir. Yani merfuluk alameti eliftir. Eğer kendisinde elif varsa o nedir? Merfudur. Örnek verelim tabi. Kuru kuruya gitmesin. Ne diyebiliriz? Hatani. Elif var mı? Var. Nerede var? T ile nun arasında. Hatani elif var. Bunun ne olduğunu gösteriyor? Merfu olduğunu gösteriyor. Mensup ve mecrurluk alametleri ya harfidir. Esasen ben bunu biraz yukarıda iki tane tablo işlerken yakın ve uzak için isim işaretler vardı ya. Oraya işlerken bunu ben işlemiştim, anlatmıştım. Bu irab işte nasb, merfu, şu bu bununla alakalı daha geniş bilgi isteyen, kafam karıştı diyenler kesinlikle isimlerde irab adlı ünitemizi izleyebilirler. Sıra sizde bir. Aşağıdaki sözcüklerden ismi işaretin mübteda ve haberinin de nekre bir isim olacağı isim cümlelerini siz oluşturun bakalım denilmiş. İsmi işaret mübteda ne olur? Ulaiki oldu. Haberi nekre olsun diyor. El müderrisune nekre değil ki elif lamlı. Elif lamı sil. Oldu bitti. Ulaike müderrisune. Bitti. Hatani seyyaratan. Elif lamı silmek yeterli. Yani bir de hazihi başa alıyorsun. Ulaike'yi başa alıyorsun. Oluyor bitiyor. Zaten sıra sizde sorusu. B şıkkı işaret isminin haberi özel isim de olabilir. Haza mübteda halidun haber. Hazihi mübteda halidun haber. Ama şunu anlayabiliyor musunuz? Şimdi burada haza diyor, burada hazihi diyor. Niye haza demedi? Haza deseydi olur muydu? Yani tercihen mi hazihi yazdı, zorunlu olarak mı hazihi yazdı? Anlamak bunu gerekiyor. Halidün, müzekker ya. Halit, erkek ismi. Müzekkerdir. Bu yüzden haza yani müzekker zamiri kullanıldı. Oysa halide kelimesi nedir? Müennestir. Bu yüzden hazihi müennes ismi işaret kullanılır. Ne demek istedim? Soru sorulur. İşte birkaç kelime olur. Noktalı yerler vardır. Hangi ismi işareti tercih etmeniz gerekir? A şıkkı haza, B şıkkı hazihi. Şıklar devam eder. Kelime müzekker mi müennes mi? Ona dikkat etmek gerekir noktalı sorularda. Sonra bu kelime müfret mi, tesniye mi, cemi mi? Ona da dikkat etmek gerekir. Başka? Cimi de olsa gayri akıl mı? Aklı var mı yok mu bunun? Manasını kısaca bilmek gerekebilir. Tabi Halidetu kelimesine takılanlar olabilir. Neden? Haza Halidun Halid kelimesi iki tane öte yani temin almış değil mi dalda? Oysa Halidetu son kelime burada iki tane ötre yani temin almamış. Niye diye merak edenler belki vardır. Halide nedir? Bir, alemdir yani özel isimdir. İki, müennestir. Bu iki illet kendisinde bulunduğundan gayri munsariftir. Gayri munsarif, tenvin ve esreyi kabul etmeyen kelime demek oluyordu. Tabi bu yani tenvin almıyor hiçbir şekilde de esreyi alması için bir istisna vardı. Devam ediyoruz. Ha zani Muhammeden olay ne? Olay şu. Haberleri özel isim olabilir. Bunu biliyoruz yani özel isim olsun olmasın haberleri olabilir. Dolayısıyla bakmak, incelemek çok da gerekli değil. Bakalım yukarıdaki örnekte başta bulunan isim işaret isim cümlesinin ilk ögesi olması bakımından mübteda ardından gelen özel isim haberdi. Tesnielerdeki hazani sözü mübteda merfuluk alameti de eliftir. Muhammedani de haberdir. Tesnie olduğu için merfuluk alameti eliftir. Tesnielerin merfuluk alameti, raf alametin elif olduğunu zaten yine yukarıda isim işaret tablosunda söylemiştik. Hazani merfu mu? Evet. Nereden anladın? Elif ile yazılmış. Muhammedani merfu mu? Evet. Nereden anladın? Elif ile yazılmış. Yani son harfin bir sağında elif var. Ve bu kelimeler tesniyelerde elif onun merfu yapmakta. Tabii ki haulâ zenebâtuna gelip elif aramayacaksın. Bu cemidir. Biz tesnelerden bahsettik. Buna da dikkat edelim. Haulâ mebnidir. Bunda merfuluk alameti hiç aranmaz zaten. Standart yazılımı var yani. Zeynebat kelimesinde merfuluk alameti arayabilirsin. Zeynebat cemidir. Cemi mükesser kalıbında. Bu durumda ne olur? Kendisinde ne aranması gerekir? Merfuluk alameti ne olabilir? Zammedir. Zammeyi de almıştır. Öyleyse merfudur.
Yani bu merfuluk alameti hem ismi işarette, diğer bir deyişle müptedada, hem yanındaki kelime de, diğer bir deyişle haberde. Merfuluk alameti ikisinde de aranır. Sıra sizde sorusu geçtim. 3. İşaret isminin haberinin isim tamlaması olması. Yani muzaaf ve muzaaf ile olabilir. Haza bu veya şu nedir? Sadigu Ali'nin, Ali'nin arkadaşıdır. Tabii Türkçe'de birisine bu Ali'nin arkadaşıdır diye bir insana bu desen ne olur? Hakaret olur. Bir insana bu denilmez. Bu insan için bir hakaret kabul edilmiştir. Haza ne olur? Müpteda olur. Sadigu haber olur. Yani Sadigu Ali birlikte haber değildir. Dikkat edin buna. İlk kelime yani muzaf burada haber olmakta. Sadigu Ali birlikte haber olamaz, imkansız. Bununla birlikte Sadigu muzaftır. Ali kelimesi muzafın ilehidir. Aynısına aşağıdaki şıkta bakalım. Hazan müptedadır. Haber hangisi olur? İbna Ali'yin mi? Sadece İbna mı? Sadece Ali'yin mi? İki kelime birden değil, tek kelime olmakta. O da nedir? İlk kelime ne? İbna. İbna kelimesi haberdir. İyi de hocam, şimdi hazani nedir? Tesniyedir, değil mi? Haza, hazan, haza müsret idi. Hazani tesniye elifi var, anladık. Müptedadır. Müpteda tesniye olduğunda haberde tesniye olur diye kural var. İbna tesniye mi? Nununu göremedim. Hazani nun var esreli tesniyede. İbnani nun nerede? Nun yok. Niye yok? Tesniye bir kelime muzaaf olduğunda sondaki nun düşer. Böyle bir kural var. Bu da yine isimlerde irab adlı videomuzda işlenmiştir. İbna Ali'yin yani İbna muzaftır. Aslında İbnani kelimenin aslı burada esrili bir nun vardı ama bu kelime muzaaf olduğundan tesniye bir kelime muzaaf olursa sonundaki nun düşer yani yazılmaz, silinir, kaidesinden ötürü nun silinmiştir. Haulâ-i cemî, zümelâ yine cemî, haber olur. Yani nedir? Birincisi müpteda, ikincisi haber oluyor. Muzaaf, muzaafın ileyh yani isim tanlaması durumundan bahsettik. Burayı okumaya gerek yok. Müpteda işaret ismi, habire de insanlar dışındaki varlığın çoğulu olarak gelirse, yani gayri akıl çoğul olursa, müpteda olan işaret ismi müsvet müennes gelir. Bu genel bir kaide. İsim cümlesinde ve sıfat anlaması konularında akılsız çoğullara müsvet müennes muamelesi görmesi gerektiğini daha önce izah etmiştik diyor. Doğrudur arkadaşlar. Gayri akıl bir cimi nedir? Müsvet müennes hükmündedir. İşte örnek. Kutubun nedir aslında? Kitabun bir kitap. Kitabani iki kitap. Kütübün cemi mükesserdir. Kitaplar manasına gelir. Cemidir yani. Madem ki bu cemi ismi işareti yani ona işaret eden isminde cemi olması gerekmez miydi? Gerekirdi. Ama bu cemidir ama kitaplar diyorum. Kitapların aklı var mı? Beyni, bir zekası var mı? Yok. Öyleyse bu nedir? Müfret müennes hükmündedir. Tıpkı seyyaratun da olduğu gibi. Seyyaratun nedir? Cemidir. Arabalar manasında. Arabanın aklı var mı? Gerçi şu anki arabalarda beyin olduğu söyleniyor yani. Tamam beyin var da insandaki şekilde beyin. Onu kastediyoruz. İnsandaki şekilde beyin var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla nedir? Gayri akıldır. Gayri akıl cemiler müsret müennes hükmündedir diyoruz. Bu yüzden tilke geliyor. Yani ulaike gelmiyor. Kutubun. Hazihi burada değil mi? Haullahi değil mesela. Cemi değildir. Hazihi müpteda kutubun ne olur? Haber. Tilke müpteda seyyaratun haber. Neyle alakalı bu? Müpteda ismi işaret haberi nekre bir kelime. Olayı vardı ya yukarıda. Onunla alakalı. Esasen bu. Buraya örnek değil. C'ye. B'ye de örnek değil. Özel isim değil çünkü. Nereye örnek? A'ya örnektir. Ama kitap bunu, bu konuyu bitirir, sanırım bitirmek üzere bu farklı bir şeye geçecek. Sonuna ekledi yani. Hazihi kutubu ebi tilke seyyaratul amidi. Bunlar babamın kitaplarıdır. Hazihi kutubu. Burada da şeyi örnek verdi şimdi. Burada ne örnek verdi? Haberin haberi yani şu anda ne arkadaşlar? Kutubu
Muzaftır. Yani haberdir. Yine değişen bir şey yok. Hem muzaf hem haber. Ona örnek verdi. Seyyaratun amit de aynı şekilde. 2. İşaret isminin müptedağı dışında başka bir öge oluşu. Ne dedik? 1. İşaret ismi müptedağı olur dedik. Peki haberi ne olur dedik? 3 şekilde onu inceledi. Ne dedi? 1. Haberi nekre olabilir. 2. Haberi özel isim olabilir. 3. Haberi muzaf olabilir dedik. Ama her halükarda ismi işaret müptedaydı. Şimdi müptedağı dışında ne olabilir? Konu oraya geldi. Kendisinden sonra gelen isim de harfi tarif olmadığında ismi işaret cümlenin müptedağı dışında başka bir ögesi de olabilir. Örnek. Ca geldi haza bu min Suriye. Bu Suriye'den geldi. Cümlesinde işaret ismi nedir? Faildir. Çünkü ca'e fiil geldi. Ne, kim sorular sorulur fail için. Ne geldi, kim geldi. Canlı bir varlık. Haza bu geldi. Veya cansız bir varlık. Haza şu kargo geldi. Değişen bir şey yok. Konuyla çok alakalı değil. Manadan da çıkabilir. Bu Suriye'den geldi. Suriye'den ne geldi? Bu. Öylesi faildir. Ra'eytu, ra'at fiil, tu fail, ra'eytu ben gördüm. Neyi? Haza bunu. Nerede? Fissuğu çarşıda. Bunu çarşıda gördüm. Çarşıda neyi gördüm? Neyi diyerek mef'ulü bulmak dedi. Neyi? Bunu. Demek ki haza mef'ul oldu. Mef'ulü bihtir. Gultu lihaza. Gultu nedir? Aslında gale fiil, tu faildir. Lihaza'ya baktığımızda bunu söyledim. Neyi? Bunu. Cümlesinde ise mecrur konumundadır. Haza. Li harfi cer. Haza mecrur. Nasıl mecrur? Haza. Yukarıda da haza yazıldı. Failken haza yazıldı. Mecrur iken yine haza yazılıyor. Haza neydi? Mebni. Ne demekti mebni? Sonu değişmeyen. Başına harfi cer de getirsen aynı yazılır. Fail de yapsan aynı yazılır. Muzafın ileh de olsa aynı yazılır. Ne yaparsan yap aynı yazılır. Öyleyse haza madem mebni buna hem mecrur diyorsun. Bu irabı ne? Mahallen mecrur diyoruz. Niye mahallen dedik? Lafzen olmadığından. Ha zi değil çünkü. Ha zi esra alamıyor yani. Mebniler mahallen irab alır kısaca. Seyyaratu haza cemiletun. Bunun arabası güzel cümlesinde de işaret isim muzafun ileyh olduğu için mecrurdur. Çünkü seyyaratu muzaf haza nedir? Muzafun ileyh. Seyyaratu haza bunun arabası nedir? Cemiletün güzeldir. Seyyara mübteda cemile haber olur. Haza muzafun ileyh konumunda. İşaret isimleri yukarıda anlatıldığı gibi tek başlarına demek istemişler. Kullanıldıklarında Türkçemizdeki işaret zamirlerinin karşılığıdırlar. İşaret isminden sonra harf tarifli bir kelimenin bulunuşu. Harf tarif neydi? Elif lamlı kelime. İsmi işaretten sonra elif lamlı bir kelime gelirse ne oluyor, ne olmuyor? İşaret isminden sonra gelen harfi tarifli sözce müşarun ileyh işaret edilen manasına geliyor müşarun ileyh. Kendisine işaret edilen denir. Ve İrab yönünden ismi işareti uyar. Söz gelimi, ismi işaret, fail veya müpteda konumunda ise müşarun ileyh de merfu olur. Çünkü fail olan daima merfudur. Müpteda olan daima merfudur. Haber merfudur. Bunlar hep merfu olanlar. İsmi işaret yani fail ise ismi işaret ne olur? Merfu olur. İsmi işaret müpteda ise ismi işaret ne olur? Yine merfu olur. Bu durumda müşarun ileyh de onunla aynı irabı alacağından merfu olur. Kısacası burada anlatılan şey, bu işin özeti neydi şuraya kadar olan? İsmi işaretin irabı her ne ise ardından gelen kelime elif lamlıysa aynı irabı alır. Bunu anlatmak istedim. İsmi işaret merfuysa ardından gelen elif lamlı da merfu olur. İsmi işaret mensupsa ardından gelen elif lamlı kelime de ne olur? Mensup olur. İsmi işaret meful konumunda ise müşarun ileyh de mensup. Aynı yani burada uzatılacak bir şey yok. İsmi işaretten sonra gelen elif lamlı kelime ismi işaret ile birebir aynı irabı alır. Şurada kaç satır? 5 satırda anlatılmak istenen buydu. 1. Müşarun ileyhe sahip
İşaret isminin mübteda oluşu. Ne demek istedi? Biraz ilginç gelmiş olabilir. İsmi işaret mübteda, ardından gelen kelime elif lamlı. Bu durumda o elif lamlı kelime yani müşavir lehne olur. O da mübtedanın irabını alır. Mübteda nedir? Merfudur. Öyleyse müşavir lehte merfu olacaktır. Tabii cümle başlarında kullanılan isim işaretler isim cümlesinin mübtedası olurlar. Bu işaret isimlerini takip eden harfi tarifli isimler de onların müşarun ileyhi olurlar. Ve onlarla aralarında hem irab bakımından hem de cinsiyet ve sayı bakımından uyum söz konusudur da niye bu uyum var? Sıfat mevsuf olayı. Sıfat mevsufu biliyorsanız ondan ötürü. Hazet Bali bu müştehidin. Şimdi burada ne anlatıldı? Haza müfrettir, müzekkerdir. Doğru mu? Yukarıda tablo vardı. Bakarsın müfret, müzekker. İşte et-talibu da o yüzden müfret, müzekker geldi. Burada et-talibu değil de örnek veriyorum. Et-talibetu olsa ne olurdu? Yazım yanlışı var arkadaşlar. Haza müzekker idi. Et-talibetu müennestir olmaz demeniz gerekir. Bunu bir soru olarak düşünün. Sorulmuş mesela. Haza nokta 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 müştehidin. Noktalı yeri aşağıdaki şıklardan hangisi getirilecek? Et-talibu, et-talibetu, fatimetu, şu bu bir sürü şeyler. Ne olacak? Haza ne özelliği varsa aynı şey olması lazım. Haza müfrettir ve müzekkerdir. Öyleyse müfret, müzekker gelmelidir demeniz gerekir. Elif lamlıysa kelime ne olacak? Aynı irabı alacak. Olmasa da aynı irabı alacaktır. Elif lamlıysa hazanın sıfatı. Elif lamlı değilse ne olur? Hazanın haberi olur. Bir şey değişmez yani. Hazani raculani. Hazani tesniye müzekker. Er-raculani de tesniye müzekker. Tabi ama şu var. Hazani mübteda müştehidun haberdir. Hazani mübteda tabibani haberdir. Onlara da dikkat edelim. Hazani mübteda et-talibu sıfat müştehid haber. Hazani mübteda er-raculani sıfat tabibani haberdir. Haulay mübteda el-evlat haulayının sıfatı muhlesuna haberdir. Zaten bakın bu çocuklar dürüsttür, çalışkandır, yenidir. Ne oldu? Tırdırdir. Nedir bu? Haberdir. Uzak için kullanılan isim işaretleri okumaya gerek yok. Aynı şey. İster uzak için ister yakın için kullanılsın. Aynı şey geçerli arkadaşlar. Buradaki örnekler için söylüyorum. İlk kelime mübteda, ikincisi sıfat, üçüncüsü haber. Burada da bir sürü şey anlatılmış. İki müşarun ileyhe sahip işaret isminin fail oluşu. Her yönden uyacak yine. Câe fiil haza fail et-tâlibu sıfat. Necehe fiil hazani fail el-veledani nedir? Sıfattır. Fiil fail sıfat. Fiil fail sıfat devam ediyor. Fiil fail sıfat. Fiil fail sıfat. Fiil fail sıfat. Fiil, fail, sıfat. Geçtim burayı. Sıra size de geçtim. 3. Müştarun ileyhe sahip işaret isminin mefulü bih oluşu. Değişen bir şey yok. Ne olursa olsun aynı irab alacak yani. İşin püf noktası bu. Sa'at tu, sa'ade fi tu, fail, hazan olur, mef'ul olur. Bu yüzden et-talibe gelir. Bu bir soru olarak gelebilirdi mesela. Sa'at tu, hazan, nokta nokta nokta. Aşağıdaki kelimelerden hangisi uydu? Et-talibe, et-talibu, et-talibi diye farklı hareketlerle bitmiş kelimeler olabilirdi. Siz burada mef'ulün arandığını bilmeniz gerekiyor. Mef'ul arandığını nereden bileceğim hocam? Yani zamirle alakalı bir konu bu. Sa'de fi tu'nun fail olduğunu bilseniz nereden bilirim? Zamirlerle ilgili üniteyi izleyin. Tu'nun fail olduğunu biliyorsanız şunu da bilmeniz gerekiyor. Fiilin faili varsa ne lazım? Mef'ul lazım. Yani haza demek ki mef'uldür. Madem mef'ul bu yani mensup, mef'uller mensuptur ya. Madem mensuptur, mef'uldür. Madem getireceğim kelime de isim işaretin sıfat olacak. Öyleyse aynı irabı alması gerekir ki bu yüzden mensup yani fethalı kelime gelmesi gerekir. Yine aynı şey bakın. Ra'eytu, ra'afi, tu, fail. Ne lazım? Mef'ul. Hazeyni mef'uldür. Eddali beyni de aynı irabı alacak ya. Yani hazeyni dali beyni. Aynı irabı alması gerektiğinden almış yani. Hazeyni ne halinde? Nasb konumunda. Ne ile mensup? Ya ile. Dali beyni ne ile mensup? Ya ile. Niye? Bunlar tesniyedir.
tesnelerin nas hali ya iledir. Hocam tesnelerin cer hali de ya ile idi. Ben nereden anlayacağım nas mı cer mi? Cer olması için başında harfi cer mi var? Yok. Muzaf mı var? Yok. Mecrur bir kelimenin sıfatı mı? Yok. Mecrur bir kelimeden bedel mi? Yok. Öyleyse niye mecrur olsun? Onun ilgisi yok yani. Meful aranıyor ya. Aranan öge meful. O yüzden. Ekramtu ekrame fiil. Hani kerume 5. baptan. Ekrame olmuştur. İfal babından mazi. Tu fail. Haulay meful. Zuyuf da o mef'ulün sıfatı olur. Bu misafirlere ikramda bulundum. Tabi yine dikkatinizi çekiyor olsun yani. Haulay cemidir, zuyuf da cemidir. Bunlar da dikkatinizi çekiyor olsun. Dikkat çekmeye devam etsin bu. Bu yumurtayı ye. Kul ye. Hocam burada zamir yok. Faili nereden bulacağım? Kul emri hazır. Emri hazırın faili müstetirdir. Entedir. Külliye kim? Ente. Sen ya. Fail o. Ente faildir. Gizlidir. Yazılmaz. Hazi bu durumda ne olur? Mef'ul olur. Yani mensuptur. Bu yüzden el Beyzat'ı da onunla aynı irabı almıştır. Zürtü yani zara mazi fiil. Tu fail. Dolayısıyla fiil fail ne lazım? Mef'ul. Hateyni mef'uldür. Geri hateyni mef'ul. El merizateyn. Onun sıfatı olarak her ikisi de mensup olmakta. Konu tamamıyla zamirleri bilirsen ne arandığını bilirsin. Eta'ine. Eta'ine de yine aynı şekilde fiildir ve faildir. Haulay mef'ul mensup. El-ümmehat onun sıfatı. Hocam haulay mef'ul tamam mensup. El-ümmehati dediniz. Bu nasıl mensup? Diyenler olabilir. Bu konu hala isimlerde irab ile alakalı. İsimlerde irab ünitesini izlemenizi, yani ünite elinizde vardır, orayı okuyun. Anlamadıysanız video izleyin kesin anlarsınız. El-ümmehat nedir? Cemi müennestir. Cemidir ve müennestir. Cem müennes salim diyoruz. Cemi müennes olduğunu nereden anladık acaba hocam? Ben hiç duymamıştım. Açık T var, sağında dik bir elif var. Bu onun cemi müennes olduğunu gösteriyor. Yani %99 oranında bu tutuyor. Farklı cemi mükesser birkaç tane böyle var ama %99 oranında açık T, sağında dik elif varsa bu cemi müennestir. Cemi müennesler asla fetha almazlar. Nasb halinde de esre alır, cer halinde de esre alır. Yani mensupken de esre, mecrurken de esre alır. Sadece merfu olduğunda ötürü alıyor. Bunu da böyle anlatalım. Uzak için kullanılan uzak olsun, yakın olsun fark etmez ki. Aynı şeye geçelim. Fehimtü, fehime, fiil, tu, fail. Fiil faili bulduysan ne lazım? Mef'ul lazım. Zalike mef'uldür. Mef'ul olduğuna göre yani fethalı olarak düşün bunu. Mensup olarak düşün. Müfretse kelime ardına gelen kelime fethayı koy. Tesniye ise ye ile seç. Burada olduğu gibi dıflun, dıflan, etfal. Cimi mükesser ise yine fethayı getir. Yukarıda olduğu gibi cimi müennes salim ise esreyi getirmen gerekir. Yani konu hala isimlerde irab ile alakalı çok takıldım durdum devam edeyim. Geçtik. Müşar ilehe sahip işaret isminin mecrur oluşu. Okumaya buralar hiç gerek yok. Sellentu, yani ala gelmiş. Ala harfi cerinden sonra geldiğine göre kelime esreyi vereceksin arkadaşlar. Bi diye yazılır değil mi? Ba'dır adı da bi diye yazılır. Nedir? Harfi cerdir. Öyleyse kelimeyi cer yapman gerekir. Ha zeyni. Aslında neydi bu? Hazani. Rafali. Hazani. Tesniye elif ile merfu. Ba harfi cerri olduğundan cer haline kelime dönüştürmek gerekir. Cer hali ya ile. Bu yüzden bir hazeyni oldu. Sen bunu hazeyni yaparsın da ardından gelen eliflamlı kelime ona uymaz mı? Mecburen uyar. El vacibani idi bu. Elif ile yazılıyordu. Bunun da cer hali olması gerekiyor. Çünkü sağındakinin sıfatı ya. Bu yüzden bu da ya ile yazılmış. Vacibeyni olmuştur. Niye böyle oluyor? Tesnilerin cer ve nasb hali ya iledir demiştik. Raf hali elif ile demiştik. İsimlerde irab ünitesiyle alakalı. Gaddem tu gaddeme fi tu fail el hediyete mefuru li haulay li haficer Abdullah bi cereder. Ala haficer vazifeti cer olur. Ba harficer lügateyni ya ile mecrur olur. Normaldir yani. Uzak için kullanılsa da bir şey değişmez.
müennes geldi yine. Açık T sağında dik elif var. Nedir? Cer hali de, nasb hali de esrelidir diye az önce söylemiştim. Esreyi o yüzden almıştır. Yani buradaki harfi cer haulay etkiliyor, mecrur kılıyor. Ardından gelen kelime de onun irabını alacağından mecrur olur. Uzak için kullanılanlar demiş. Önemli değil, uzak yakın aynı kural geçerlidir. Tek tek okumanın manası yoktur. Video uzar gider. Bir tane okun mesela. İki tane olsun. Bir baştan bir sondan. İştaraktu, iştarake fiil. Tu fail fi harfi cer. Ne yapar? Cer eder. Zalike cer etti. Hocam nasıl cer? Zaliki değil ki bu. Zalike nedir? Mebnidir. Yani harfi cer ona görünüşte yani lafzen yani yazılışta ve okunuşta bir etki yapmaz. Ama mahallen bu ne? Mecrurdur. Mebni ya. Mebniler mahallen irap olur. Mahallen mecrurdur. Yani gözle görünmese de mecrurdur denilir. Ama ardından gelen kelime, sıfat yani ne yazıyor burada? El cerri yazıyor sanırım. Bu kelime zalike'de olduğu gibi mebni olmadığından kendisinde esreyi görebiliyorsunuz. Bir örnekte sondan bakalım. Tesaddegal gani ala ulaike. Ulaike mebni olduğundan daima ke'de fetha olur. Değişmez. Ala harfi cer ulaike mahallen mecrur. El fakirati lafzen mecrurdur. Lafız ne demek? Okunuş ve yazılış. T'de esreyi gördüm. Bu T'deki esre bunun hem nasb halinde hem cer halinde eklenmekteydi. Unutmuyoruz. Gerçek dikkat. İşaret isimlerinden sonra harfi tarifli kelime geldiğinde işaret isimleri Türkçemizdeki işaret sıfatlarının karşılığı olur. Geç onu. Benim için önemli değildi. Dikkat! Bir ismi işaretin müşarun ileyhi insanlar dışındaki varlıkların çoğulu ise bu durumda işaret ismi kural gereği müfrednin önüne olur. Zaten böyleydi. El kutup kelimesi. Yani elif lam olsa da olmasa da değişmez demek istediler. El kutup nedir? Kitabın bir kitap, kitabın iki kitap, kutubun cemi mükesser yani çoğuldur ama kitapların aklı olmadığından yani bu çoğul bir kelime. Tamam. Hazihi çoğul mu gelmeli? Yok. Çünkü çoğul olsa da kütüp kelimesi gayri akıldır. Gayri akıl, akılsız demektir. Kitapların aklı olmadığından müfret müennes hükmünde sayıyoruz bunu. Bu bir kaide. Bu yüzden hazihi müfret ve müennes geldi. Yani Garaktu nokta 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 el kutu be olsa noktalı yere ne gelmelidir diye soru sorulsa ne yapacaksın? Kütüp kelimesinin özelliği ne arkadaşlar? Evet bakıyorum cemidir. Ama nasıl bir cemi? Akıllı mı akılsız mı? Akılsız cemi. Öyleyse müfret müennes getirmeliyim demeniz gerekir. Kütüp yerine başka bir şey var. İşte yukarıda geçti. Ne geçmişti ben de şu an hatırlamıyorum. Bakalım. El fakirati. Doğru okudum sanırım. Fakirati kelimesi. Ne demek? Fakirler demek. Fakirler veya zenginler fark etmez. İnsan da sonuçta aklı vardır. Bu yüzden akıldır ya aklı vardır. Bu yüzden burada onu kullanmış olsaydım ne kullanmak gerekirdi? Hazihi olur mu? Olmaz. Müennes ve çoğul yani cemi kullanmak gerekirdi. Tilkel buyutu. Tilke nedir? Müfret müennes bir ismi işaret. El buyut cemidir. Beytun bir ev. Beytani iki ev, buyut evler. Evlerin aklı mı var? Yok. İşte bu yüzden müsret müennes ismi işaret kullanıldı. Bu kural ismi işaretlere mahsus değil. Zamirlerde de böyle arkadaşlar. Devam ediyorum. Klasik Arapçada uzak için kullanılan ismi işaretlerden zalike ve tilke. Sonundaki ke zamiri söz konusu nesne ya da kavramın kendisine işaret ettiğiniz şahısların sayısına bağlı olarak çekimlenebilmektedir. Yani burada ne anlattı? Zalike, şimdi şunu açıklayacak sanırım. Çünkü zalikeden öte zadır aslında isim işaret. Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere bu tür isim işaretlerin sonunda yer alan zamirlerin anlama doğrudan bir katkısı söz konusu değildir. Tabii o şekilde. Yani zalike ke sen. Sen değil, alakası yok sen ile. Zalikuma siz ikiniz. Hiç ilgisi yok. Yani hiç ilgisi yok derken buradaki K'yi zamir ne diyelim zamir manası tek tek vermiyoruz. Onu anlatmak istedim. Bakalım burada daha iyi anlatmış olabilirler. Bu zamirler konuşmakta olan kimsenin neyi gösterdiğine değil söz konusu şeyi kime kaç kişiye gösterdiğine zımmi bir atıfta bulunarak bak neyi değil
kime gösterdiğini anlatıyor burada. Ama şu var. Burası çok mu önemli hocam? İlgisi yok. Geçin. Dikkat. Yani şurada önemli olur o. Bir tercüme yapsanız, bir tahlil yapsanız son derece önemli. Ama bu sınav için önemli olduğunu düşünmüyorum. Dikkat. Prensip olarak mübteda marife, haber, nekre ise de zaman zaman haber öğesinin de harfi tarifi olarak geldiği görülmektedir. Yani mübteda da haber de her ikisi arkadaşlar aynı anda nekre, aynı anda marife olabilir. Mübteda marifedir, haber nekredir, bunu geçin. Bu çoğunluğu göstermekte, her zaman böyledir asla demek değil yani. Her ikisi mübteda ve haber aynı anda ikisi de nekre, ikisi de marife olabiliyor. İşte ismi işaretin mübteda, haberin ise harfi tarifli bir isim olması durumunda mübteda ile haber arasına zamirul fasıl, ne demek bu? Fasıl zamiri, ayırıcı zamir. Adını verdiğimiz bir zamir getirilir. Şeklen bir sıfat tanlaması görüntüsü veren mübteda ile haberi birbirinden ayırmak üzere cümleye sonradan ilave edilmiş olan bu zamirin vurgu dışında anlamsal yönden cümleye bir katkısı yoktur. Önemli bir zamirdir. Kur'an-ı Kerim'de de bayağı bir geçmektedir ama örnekleri Kur'an'dan vermemişler. Bakalım ne örnekleriymiş. Haza bu nedir? El-mi'tafur remadi. Gri paltodur. Şimdi burada haza ne? Şey pardon. Hüve burada ne? Zamirul fasıl. Olmasa ne olurdu? Haza'dan sonra sen eliflerle bir kelime getirirsen ne olur? Acaba el-mi'taf kelimesi haza'nın sıfatı mıdır diye bir konu gündeme gelirdi. Yukarıda hep öyle geçmemiş miydi? Hazardan sonra ilhamlı kelime gelince hazan irabını alır çünkü sıfatıdır, çünkü sıfatıdır, çünkü sıfatıdır deyip durmuştuk. Şimdi ise sıfatı olarak değerlendirilemesin diye araya hüve konulmuş. Sağ taraf yani hazan mübteda el-mi'taf haberdir. Alt satırda da aynısı. Hazan mübteda insan haber. Hazan mübteda talip haber. Hüve yani ne yapmış? Bunların mübteda haber olduğunu ifade etmek için sonradan getirilmiş. Getirilmese ne olurdu? Hüveden sonra yani zamir fasıldan sonraki kelime hazanın sıfatı diye karıştırılabilirdi yani amaç bu. Genel kural olarak isim işaretler kendilerine işaret edilen sözcüklerden önce gelir. Ancak bu kuralın iki tane istisnası var. Ne demek istedi burada? Önce isim işaret, sonra işaret edilen gelir. İşte haza bu ne? El-mi'tafur remadi gri palto. Yani şu gri paltodan bahsediyorum diyor. Önce ne geldi? İşaret ismi geldi. Yani el-mi'tafur remadiyyu haza diye gelmedi. Haza sağda yer aldı. Şimdi diyor ki bunun iki tane istisnası vardır. Bir, ismi işaretler özel isme, aleme yani işaret ettiklerinde. Aslında bunlara ben takılıyorum çünkü İsmi işaretler özel ismi deyip parantez arasında kapalı kelimeyi veriyor. Oysa ismi işaretler alemi açığa alıp paranteze özel ismi almak. Yani parantezi daha çok açıklamak için kullanılıyor. İsmi işaretler özel isme işaret ettiklerinde. 2. İsmi işaretler bir isim tanımlamasının muzaaf öğesine işaret ettiğinde. Haza şu muzaffer gibi mesela. Her iki durumda da isim işaretler ilgili sözcüklerin sıfatı olmakta. Eyyü Ali etul etvel pardon minel ahar, hangi Ali daha uzundur diğerinden diyor. Eyyü Ali hangi Ali etvel daha uzundur minel ahar diğerinden. İki tane Ali var. Hangi Ali daha uzun diyor. Aliyün Ali haza etveli. Bu Ali daha uzun diyor. Bakın haza dediği zaman bu hangi bu? Sağdaki Ali'den bahsetti. Yani haza şu an sağ taraftaki bir kelimeye işarette bulundu. Oysa şu andan önce yani 49 dakikadır işlediğimiz tüm örneklerde haza sol tarafındakine işaret ediyordu. Böyle bir durum var. Yani birinci örnekten bahsediyor şu anda.
özel ismi işaret ettiğinde. İşte Haza Ali özel ismi işaret etmiştir. Özel isim Türkçede de bilinen bir şeydir. Biliyorsunuz yani anlatmama pek de gerek yok. Haza derken sağdaki Muhammed'den bahsetti yine. Biraz sağ duralım aşağıya doğru bakalım ne var. Senin bu oğlun iki, senin bu oğlun iyi yüzemiyor. Burada yani bayağı bir sardırdım geçti. Belki o yüzden muzaf olayını göremedim. Bakalım. Eğer bu cümlelerdeki özel isim ve muzaf olan sözcükler ismi işaretten sonra gelecek olsa bu durumda işaret isimleri mübteda ve bu özel isim ve muzaflarda haber olur. Yukarıda nasıl geçmişti? Ali'yün haza geçmişti. Diyor ki sen hazaya sağ taraf alırsan haza mübteda Ali ne olur? Haber olur. Böyle bir durum var. Veya hazihi bu nedir? Seyyaratuke senin arabandır. Daki seyyarat muzaf ne olur? Haber olur. Asıl kök ismi işaretler aşağıdaki tabloda yer almakla birlikte uzaklık ve yakınlık için daha önce işaret edildiği üzere başa veya sona bir takım harfler ki bunlar da ke, ha, lam gibi getirilebilir. Yani burada ismi işaretin aslına değinmişler. İsmi işaret nedir esasen? Za'dır. Zaliki değil yani za'nın kendisi. Nitekim tesniyede görüyorsunuz zani, zeyni, ulai. Ulai ke değil, ulai. Zihi, zi, ti, ta, tani, teyni, ulai. İsmi işaretlerin esası budur arkadaşlar. Bunu bir şekilde ezberleyin yani. Hangisi müzeker, hangisi mühennes bunu bilmeniz gerekiyor. İsmi işaretin esası bu. Kökü yani. Ne yapmışlar? Burada anlatıldığı gibi işte zaya, zalike, lam ve kef eklenmiş mesela. Veya zake bir şekilde. Alıştırmalar cümlelerde boşluğa uygun isim işaretleri getirin denilmiş. Bunu hepiniz yaparsınız. Çok basit bir şey. Noktalı sorularda ne yapmak gerekir? Sağdan soldan yardım alacaksın. Yani noktalı soruların tamamı bunu gerektirir. Sağdan soldan yardım al. Konumuz ne? İsim işaret. Nereden yardım alayım? Soldan. Niye sağdan almıyorsun? Sağda iki yerde alınıyordu değil mi? Sağda iki yerde ne yapıyordu? İşaret ediyordu. Bir özel isim, iki muzafa. Şimdi hiç mana bilmeye hiç gerek yok. Yani düşünün ki düz lise çıkışlısınız. Mana bilmiyorsunuz. Boş ver manayı. Noktalı yerin sol tarafı es-seyyarate nasıl bir kelime? Sen bana bunu söyle. Müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes? Bunu tespit edebiliyorsan problem yok. Es-seyyarete düşünüyorum, düşünüyorum. Mühendestir. Nereden anladım? Sonunda T var. Mühendislik alameti. T'yi merbuta diyoruz. Düşünüyorum, düşünüyorum. Seyyarete, seyyaratun. Yani nedir bu? Seyyaratani, teyni gibi tesniye değil. Başka? Seyyaratun. Yani ne yapabiliriz? Bir cemilik alameti göremiyorum. Açık T sağında dik elif yok. Veya cemi müzekker salim gibi düşünelim. Vav nun yok. Cemiye benzetemedin. Müfret olduğunu bir şekilde tespit ettin. Mühennes olduğunu da anladın. Ne yapmam lazım? Müfret mühennes isim işaret getireceğim. Nedir o? Hazihi. 2. Tabii şu var. Ben hazihi dedim ama yukarıda uzak için kullanılan İsmi işaret varsa onu tercih etmek daha mantıklı. Çünkü yaban diyor. Uzaktan saklanmış bir şey bu. O şekilde olabilir. Dali beyni nedir? Tesniyedir, değil mi? Nereden anladık? Esreli nun. Tesniye nunu yani bu. Sağında da ye var. Bunun cer halinde olduğunu bize gösteriyor. Veya nasb halinde fark etmiyor. Her iki durumda da ya ile yazılır tesniye. Ama bu önemli değil. İster nasb ister cer olsun. Sonuçta tesniyeye getireceğim ismi işaretin de nasbı da cerri de aynı. Tesniyenin irabını alıyor. Dali beyni müzekker mi? Müzekker. Tesniye mi? Tesniye. Ne hali? Nasb ve cer hali. Yukarı çıkarım. Tesniyenin nasb ve cer hali neyse müzekker olmak kaydıyla buraya yazarım. 3'e geçelim. El mühendisu, mühendis su, setu değil, mühendislik tesisi yok. Başka? Tesniye elifi var mı? Yok. Veya ya'ya dönüşmüş şekilde yok. Tesniye nunu gene yok. Tesniye değil yani. Cem müzekker salim değil. Vav yok. Nun yok. Ya yok. Cem önüne salim değil. Açık te dik elif yok. Yani müfrettir.
Müzekkadır öylesi. Müzekker bir şey buraya getirebilirsin. Yudafi'u el cunud. Cunud kelimesi nedir? Müfettis necimi. Bilirsen buraya getirirsin. Mühendisse tani. Bu kelime nedir? Müfettis necimi. Önceni buluruz. Sonra müzekker mühendis. Her ne ise o özelliklere uygun bir kelime. El müslimune müfettis necimi nedir? Cemidir. Öyle değil mi? Cemi vav var. Cemidir. Müzekker midir? Müzekkerdir. Mühendis değil. Öyleyse cemi müzekker ismi işaret elimizden ne varsa onu getiririz. Değerler de aynı şekilde yani anlaşıldığını düşünüyorum. Örnek 8'de ricalün nedir bu? Cemi mükesser. Raculün bir adam. Ricalün pek çok adam. Cemi mükesser. Yani cemidir, çoğuldur. Nedir aynı zamanda? Akıllı bir varlık değil mi? Adamlar diyor insanlar yani. Öyleyse cemi müzekker bir ismi işaret getiririm. Burada cümlelerde boş yerleri parantez içindeki uygun isim işaretler ile doldurun denilmiş. El fetatüen ne gelir? Haza mı hazihi mi haulay mı? Fetat kelimesinin manasını bilirsem ne yaparım? Uygun kelimeye getirir. Mana neden dedim? Yani müfettesinin cimi ile yine alakalı. Müfet müteslimi cimi müfettir. Müennesin müzekker mi? Müennestir. Öyleyse hazihi getirilir. Çünkü müfet müennes. El ummal kelimesi müfettesine her ne ise ona uygun yine getirilir. Ummalun, amilun, amilan, amilun, ummalun. İsim failin cemi mükesseri yani cemidir. Burada cemi hakkı ne var? Sadece haulay var. 3. El habera. Haber kelimesi haza ile veya tilke diyebiliriz. Simiyatü ben işittim tilkel habere. Bu haberi emsi dün. Tilkeye de koyabilirim. 4. Ennafizetani nedir bu? Tesniyedir. Başka müennestir. Nereden anladın? Elif'in sanda T var. Ha tani getiririm. Hazihi müsret. Haulay cemi. Nafizetani ise tesniyedir. Tesniye sadece ha tani vardır. 5'e baktım. El etfal cemi mükesser. Diflüm bir çocuk. Etfal pek çok çocuk. Daha önce geçmişti bu kelime. Müzekkerdir yani. Şey cemidir. Akıllı varlık öyle değil mi? Çocukların aklı vardır. İnsandır sonuçta. Öyleyse haulay getiririm. Şayet bu her ne kadar cemi olsa da akılsız varlık olsaydı müfett müennes yani hazihi seçerdim. 6 el mektebeti demiş. Mektebe kelimesi ne manaya gelmekte? Gerçi manadan daha öte müfret tesniye cemi nedir bu? Müfrettir mektebe. Öyleyse müfret bir kelime seçerim buraya. Ama müennestir ona dikkat edin. T ile bitmiş. Hazihi olur. Hakibeteyni ya'dan önce T var onun müennes olduğunu gösterir. Esreyenun ve sağındaki Y bunun tesniye olduğunu gösterir. Öyleyse tesniye ve müennes. Ne o? Hateyni. Değerler de aynı şekilde. Benatun bintun bir kız. Benatun pek çok kız. Ne olur? Ulaike olur. Cimidir, müennestir. El veledani tesniye müzekker. Tesniye müzekker nedir? Hazani. El mer'etu bir kadın ki ne olur? Hazihi olur. Boşluklara uygun müşarun ileyhleri getiriniz. Getirelim de bu sefer bize parantez vermediniz. 4. İrabı belirleyin demiş. Cümlenin hangi ne diyor? İşaret isminin cümlenin hangi ögesi olduğunu söyleyin de görelim demişler. Söyleyelim de görün o zaman. Teharracet. Teharracet fiil. Fail var mı? Yok. O zaman havelay faildir. Başka bunu nereden anlayabilirdim? Ardından gelen kelime merfudur. Öyle değil mi? Dik elif ve açık T ile bitmemiş mi kelime? Bitmiş. Dalibatu. Ötre ile bitmiş. Cimi müennes salimler ötre aldığında merfu olurlar. Bu kelime nedir arkadaşlar? Haulaye aynı irab almak zorunda. Çünkü elif lamlı ya. Ehtamın kelimeler ne olurdu? Sağındaki kelimenin irabını aynı alırdı. İsim işaretler konusuyla alakalı konuşuyorum. Çünkü onun sıfatı olurdu. Bu durumda dalibatu madem ötreli haulay de ötrelidir yani. Ama mahallen merfu bu lafzan değil. Niye? Haulay mebnidir. İrabı açıkça gözükmez. Mebni olduğundan, irabı açıkça gözükmediğinden irabını tespit edemediğimi farz ettim ve ardından gelen kelimeye baktım. Onun irabı çünkü her ne ise haulen irabı da aynı. Niye? Çünkü et dalibat müşarun iley eliflamlı yani
ismi işaretinin irabını birebir alır. Oradan yola çıktım. İki hatane. Çok açık bu zaten. Tesniyedir. Merfudur. Elif ile merfu. Tesniyedir. Ne olur? Merfudur dedik. İstedikleri şey bu yani. İrab derken merfu, mensup, mecrur bunu istiyor. Merfu bitti. Ama aynı zamanda yanındaki kelime de ne olmakta? Haberi olmakta. Nalet fiil hazihi tilmizetu. Hazihi ne olur? Bakmaya gerek var mı? Elif lamlı kelime ardından ve merfudur. Öyleyse bu da merfudur. Ama mebni olduğundan açıkça göremedim. Mahallen merfu diyorum. Ne olur? Fail olur. Esasen soldaki kelimeye gitmeye gerek var mıydı? Yo, niye gerek olsun ki? Nalet fiil ise her fiil fail alır. Hazi faildir. Teharacet fiil her fiil fail alır. Öyleyse haulay faildir. Direkt bunu söyleyebilirim. Haza nedir? Merfudur. Cümlenin hangi ögesi olduğunu ve irabın ikisini bir istemiş aslında. Çünkü öge ile irab aslında farklı şey. İrab, merfu, mensup, mecrur. Öge dediğin zaman haber mi, isim mi, mef'ul mü bir sürü şey gider. Haza müptedadır. Tilke müptedadır, merfudur. Zalike mensuptur burada ve mef'uldür. İştaraytu, iştarafi, tu, fail, zalike, mensup ve mef'ul. Geçmişti sanırım yukarıda. Yedrüsü derese, yedrüsü fiil muzari, fiil yani. Haulay, fail, ettullab sıfat. Haulay ile aynı irab. Her ikisi de merfu. 8. Ra'aytu rafi'tu fail zeynike mef'ul olur. Es-sa'ihayni ise zeynikenin sıfatı olur. Nitekim aynı irabı almışlar. Zeynike nedir arkadaşlar? Nedir bu kelime? Tesniyedir. Tesniyenin nasb hali. Bakın zeyni diyorum değil mi? Zani değil zeyni. Tesniye olduğundan. 9. Derase ihvanuna fi tilke. Fi harfi cer olduğuna göre ardından gelen isim işareti cer olmaktan yani mecrur olmaktan başka bir çıkarı yoktur. Ama mebni olduğundan bunun mecrurluk alameti olan esreyi açıkça göremedim. Ama sıfatı kendisini ele veriyor zaten. El medreset eliflamlı ya isim işareti nasıl oluyor? Kur'an neydi? İsim işaretten sonra eliflamlı kelime gelirse o isim işaretin irabını birebir alır. Müzekker, müennes, müfret, tesniye, cemi her yönden ona uyar. Çünkü sıfatıdır demiştik. 10. Hazel ceyşi. Haza müpteda olur yine. El ceyş onun sıfatı olur. Aşağıdaki cümlelerde gayr-ı akıl olan müşarun ilehlere uygun isim işaretler getiriniz. Gayr-ı akılsa bakmaya gerek yok ki. Her türlü ne olur? Müfret müennes isim işaret getirilir. Nesine bakalım daha? Yani nedir o? Hazihi olur. Hazihi, hazihi. Ben devam ederim. Nesine bakayım daha? Gayr-ı akıl demiş ama cemi dememiş. Öyle bir şey var burada. Onu dikkat etmedim. Gayr-ı akıl ve cemi olsaydı müsret nöönnese bağlar giderdim. Burada cemi dememiş. Orayı dikkat edememiş. Şimdi tekrar alalım. Mesela 3. Dairatu cemidir. Öylesi hiye. Dairat hem cemi hem gayr-ı akıl. Bu yüzden müfret müennes getirilmesi gerekir. Ehbar, haberun, ehbarun. Nedir? Haberlerin aklı var mı? Yok. Haberlerin aklı olsa bir insan çıkıp haber sunmaz değil mi? Her akşam televizyonda haberleri sunuyorlar. Dolayısıyla ne gelir buraya? Yani gayri akıl ve cemi olduğuna göre ne gerekir? Müfret müennes bir ismi işaret gerekir. Aynı şekilde 5'te de geçerli. 6'da da geçerli. Eflem demiş. Sanırım felem olsa gerek dedi. Kalemun ekramdan yola çıkarak tahminde bulundum. Emin değilim. Her birine bakılabilir. Eşcar, ağaçlar ne olur yine? Hazihi olur. Müfret müennes olur. Hangisi cimi ise müfret müennes. Ciminin dışındaki gayri akıllarda ne olur? Müfret ise müfredi getirirsin. Tesniye ise tesniye ismi işaret. Ama cimi ise kesinlikle müfret ve müennes getirilir. 6. Arapçaya çevirin denilmiş. Artık çevirdiğimizi farz ederek ünite böylece bitti. Konu zor mu? Değil. Noktalı sorulara dikkat edin. Sağdan soldan yardım alın. Özellikle soldan yardım alın. Neye göre belirleyeyim isim işareti getireceğim isim işareti?
Sol, yani noktalı kelime, nokta 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 ve kelime geliyor. Öyle değil mi? O soldaki kelime müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? Ona uygun her ne ise aynı özellikle bir isim işaret getirin. Bu ne demek? İsim işaret tablolarını ezberleyin demek. Müfret, tesniye, cemi. Bunları ezberleyin. Hangisi müennes, hangisi müzekker, hangisi yakın için, hangisi uzak için. Bunların manalarıyla, yani bu ikisi bunlar şeklinde ezberleyin arkadaşlar. Bu durumda pek zorlanacağınızı düşünmüyorum. Alacağı iraplardan bahsetti. Müpteda olabilirdi. Müpteda'nın dışında ne olabilirdi? Fail olabilir, meful olabilir, muzaf olabilir. İşte işaret ettiği kelime elif lamlı olurdu, birebir aynı irabı alırdı gibi ayrıntılar var ama zor bir kelime değil. Böylece bu ünite bitti.